Efendim geldik Twitch Burcu, yani Zeynep Turan uzmanlık alanına astrolojiye. Şubat ayı geliyor, yarın kapıda. Yani bugün kapıda, yarın yanınızda. Gök kubbe bize neler getiriyor? Şubat ayında Güneş Kova Burcu'nda başlıyor zaten. Dolayısıyla da hepimiz teknolojinin bize yarattığı etkileri göreceğiz. Şimdi bu arada da kovanın yöneticisi Uranüs ay boyunca hiç rahat durmayacak. Dolayısıyla enerjimiz, teknolojiye olan ilgimiz, dolayısıyla kendimizi ifade ettiğimiz alanlar, evdeki eşyalar, kendimizi ifade ederken çevremize sergilediğimiz tutum. Yani benim gibi böyle gümbür gümbür olacaksınız, haberiniz olsun. Bir anda yükseleceksiniz ve çevrenizdekiler diyecek ki, ah bir dakika dur, öyle demedik, ne oldu, niye böyle yaptın diyeceksiniz. Bunu kavga olarak anlamayın, yoğun trafiği, yüksek bir ay başlıyor. Bilakis kendimizle çok ilgileneceğimiz bir ay bir kere öncelikle. Bunu da unutmayın. Şöyle kişisel gelişimimize, ay eğitim alayım, kursa gideyim, aa bir dakika diyete başlayayım, spora başlayayım dediğiniz haftalar. Dolayısıyla kendimize çok özen gösterdiğimiz bir Şubat ayı kapıda. Şimdi benim her zaman yaptığım sosyal medyada enler vardır. Burç burç anlatırım ve dolayısıyla konsepti belirler. Bu burç bunu yaşayacak, şu şöyle diye. Birazdan ekranlara da gelecek. Biraz kendi mizacımızla anlatıyoruz. Bakalım beğenirsiniz inşallah ve devamını da, uzun yazılarımı da yarından itibaren uzun uzun okuyacaksınız. Ama ben öncelikle bir enleri anlatayım size. Sevgili koç burçları, Şubat ayında siz neyin enisiniz diyorsanız, işte evet ekranlarımıza şimdi geliyor. Sevgili koç burçları. Şubat ayında Koç burcu gözlemci. Çünkü Uranüs onun evinde misafir. Dolayısıyla kendisini ifade ederken çevresindeki olup biteni önce bir hazmetmesi gerekecek. Kendisini ifade ederken hazmedeceği konular da kolay konular olmayacak. Özellikle yöneticiler ve çevrenizdeki bir takım işlerle ilgili çok ilginç olaylar olabilir. Gözlemciliğinizi 20 Şubat'a kadar zaten koruyun ve koruyacaksınız da. Bana bir olgunluk geldi diyeceğiniz bir döngü sizi bekliyor. Öncelikle bunu da belirtmeden edemeyeceğim. Sevgili koç burçları, sizin zaten enerjiniz çok yüksektir. Uranüs'te misafir ederken, hazırda güneş onu oradan pas atarken, kalk birazcık kendi kişisel işlerinle ilgilen diyecek ve siz de kendinize yönelik ve çevrenizdeki olaylardan, özellikle kariyerle ilgili programlarda ve işle ilgili karışıklıklarda hiç kendinizi göstermeyeceksiniz. Nasıl olur Zeynep, çok da ben bunu yapamam derseniz de, inanın evinizde misafir ettiğiniz Uranüs size bunu yaptıracak. Sevgili boğa burçları, boğa burcunun ekrana hemen yansımasını bekliyorum ben şimdi. Şubat'ta boğa burçları çok kararlı. Gördüğünüz gibi sırtına her şeyini toplamış, ne istediğini biliyor. Çünkü artık Satürn'ün evindeki etkisi tamamen bitti. Satürn yay burcunda gümbür gümbür kendini gösteriyor. Özellikle de Mars'ın 7. evinde hareket ettiğini düşünürsek, ben ne istediğimi biliyorum diyor. O yüzden de kararlı hareket edecek. Küsüyorsam küsüyorum, bir sebebi var diyecek. Konuşuyorsam da konuşuyorum diyecek. Şimdi ne yani, boğa burçları küsmeyi sever mi? Gönüllerini çok açan burçlar değil bunlar. Öncelikle bunu bir anlatalım. Ketumlar yani. Boğanın genel yapısında ketumluk var. Ve bu Şubat ayına da kararlılıklarını özellikle ketum yanlarıyla ortaya koyacaklar. Sevgili ikizler burçları. Bakın bunların detaylarını uzun uzun okuyacaksınız. Birazdan haftanın genelini de anlatacağım. Bitmiyor yani. Bu kadar kısa demeyin. Sosyal medyadan da sorularınızı sormaya devam edin. Hem tweet burçtan hem 24 hafta sonu hesaplarından. Sevgili boğa burçlarından sonra ikizler burcunu alabilir miyiz? Sevgili ikizler burcu, Şubat'ta ikizler takdir edilen olacak. Evet, sen çok doğrusunu yaptın. En doğrusunu sen düşündün. İyi ki sen yaptın gibi sözleri bu ay siz duyacaksınız. Sevgili Şubat'ta enerjisini toplayan ikizler burcu, hazır mısınız? Satürn zaten 7. evinizde süzülüyor. 7. ev neydi? Bu ev meselesine çok girme Zeynep deseniz de arada bir gireceğim. İlişki eviniz, ortaklık eviniz, parayı insanlarla nasıl paylaşacağınızı belirlediğiniz ev orası. Artık Şubat'ta, Şubat ayı boyunca, özellikle 20 Şubat'a kadar, bakın kesin bilgi 20 Şubat'a kadar, 20 Şubat'tan itibaren zaten döngü değişecek, benim anlatacaklarım da değişecek. Ama Şubat ayında ikizler burcu ben ne yaşayacağım diyorsa, konsepti Şubat'ta ikizler takdir edilen olarak görecek ve alacak. Ve çevresindeki her türlü olayda, evet ben takdiri aldım, sabır gösterdim, olgunluk gösterdim diyebilecek. Sevgili yengeç burçlarını alabilir miyiz? Yönetmenim Sertaç Bey, Şubat'ta yengeç burçları şanslı. Çünkü bütün göstergeler
Şubat'ta bütün göstergeler nerede olacak? Hemen söyleyeyim. Oğlak'ta hareket ediyor zaten. Venüs'te şu anda baktığınızda Merkür'de hali hazırda Oğlak'ta hareket ediyor. Dolayısıyla ne oluyor? Yedinci eviniz ilişki, iletişim konularında toparlanıyorsunuz. O yüzden şanslısınız. Bu ay elinizden tuttuğunuz altın olabilir, yükselebilirsiniz. Ama lütfen Temmuz'daki defterleri karıştırmayın. Temmuz'daki defterleri ya da yaşadıklarınızı açacağınız tarihi ben söyleyeceğim. Haftanın genelinde de zaten bu haftayla ilgili küçük bilgiler vereceğim. Ama Şubat ayının konseptinde şanslısınız. Sakın şanssızım demeyin. Sevgili aslan burçları, burada mısınız? Yükseleni aslan olanlar, Şubat'ta aslanlar heyecanlı. Bir takım olaylar gelişiyor hayatında. Şubat ayı boyunca özellikle genelinde 8 Şubat'ta gerçekleşecek Kova burcundaki yeni ay size gerçekten inanılmaz bir etki katacak. Bunu bir kere unutmayın. Yazdım, çizdim. Tweet burçtan da okuyabilirsiniz. Ama heyecanlanacağınız bir takım olaylar. Üst düzey insanlarla tanıştım. Hayal ettiğim 1,5 yıldır haberler şimdi gelmeye başladı. Hele 2016'nın nasıl girdiğimi hiç anlamamıştım diyorsanız ya da yükseleniniz aslansa, evet, Şubat ayında çok heyecanlanacağınız bilgiler ve özellikle iletişim alanlarınız açılıyor. Sevgili başaklar, aslında yıl genelinde şanslı Jüpiter'i misafir ediyor ama Şubat ayında ise konsepti gök kubbe onun için sosyal olarak belirliyor. Yani sosyalsiniz. Sağduyusu yüksek burçlarsınız, evet, ama birazcık da alıngan ve kırılgansınız. Bunu benden de örnek alabilirsiniz. Artık ben de kendimi, burcumu söylüyorum. Sosyal olacaksınız. Her yerde olacaksınız. Kırıldığınız, incindiğiniz insanlarla bile bu döngüde konuşacaksınız. O içinizdeki sesi bastıracak, iradenizi ortaya koyabileceksiniz. Sevgili terazi burcunun Şubat ayındaki enini aldığımızda, Şubat ayında terazi burçlara dikkatli olması gerekiyor. Niye derseniz, Şubat ayının genelinde Uranüs, Plüton sert açısı devam ettiği için özellikle terazi burcu öncü burçlara birazcık terazi burcunu birazcık köşeye sıkıştırıyor. Sevgili terazi burçları, Şubat ayının genelinde dikkatli olmanızı ben tavsiye ediyorum ama dikkatli olacağınızda zaten bilgileri alacaksınız. Değişen olayları, çevrenizde, işinizdeki yapıyı, çalışma alanınızda çok önemli değişiklikler olacak kameraman arkadaşım. Stüdyodan da bilgi vereceğim. Ben vermezsem olmaz. Buradaki herkes ikizler ve kova ve terazi. Hemen burada gülümsedi. Yüzler gülümseyince de biliyorsunuz verdiğim bilgiden ayrıca mutlu oluyorum. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Ve terazi burçlarının dikkatli olması gerektiğini buradan sayenizde kameraman arkadaşıma da söyledim. Ve geldik akrep burçlarına. Sevgili akrep burçları, Yasemin'cimle uğraşmışız. Rengarenk olsun Şubat'ımız dedik. Ve dolayısıyla konsepte de rengarenk görseller çıktı. Şubat'ta hedefini tutturan kim oluyor efendim? Pardon, akrep burcunu anlatıyorum. Ben burada Şubat'ta akrep burcu çok meşgul. Niye çok meşgul Zeynep Hanım? Ya bizim yükümüz azalmayacak mı diyorsanız günlük dille bana ekranları başında bize izlerken, hele hele şöyle de bir kahvaltı ederken, bak şimdi bu hoşuma gitmedi ayın son gününde, daha Şubat gelmeden diyorsanız sakin olun. Mars sizin karşıt evinizde hareket, burcunuzda hareket ediyor. Bu da ne oluyor tabii ki? Yöneticiliğinizi daha da artırıyor. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Ben hep şunu söylerim. Bir insan her şeyi yapabilir ama bir işte başarılı olur. Dolayısıyla başarılı olacağınız da bir ay. Lütfen Şubat'ı es geçmeyin. Bu meşguliyeti de dert görmeyin. Meşguliyetin üstesinden gelebilecek. Ayrıca zodyakta tek burç olduğunuzu da söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili yay burçları, Satürn evinizde misafir. Ta ki 2017'ye kadar. Satürn'ü neye benzetiyorum biliyor musunuz? Daha rahat anlamanız için soğana benzetiyorum. Soyarken, pişirirken hep bir şekilde bizi zorluyor. Fakat lezzeti, vitamini ya da işte kattığı değerler çok yüksek. Şimdi Satürn'ün yay burçları böyle anlasın. Eğer soğanla baş ederseniz Satürn'le zaten edersiniz. Şubat'ta hedefini tutturan yay burçları, hedeflerinizi tutturacaksınız. Özellikle parasal anlamda, kariyer anlamında, çevre ve iletişim anlamında, ağının yükselenini de hesapladığımızda tüm ay boyunca siz kiminle yola çıkacağınızı zaten şu döngüde biliyorsunuz ve fark ettiniz. Ekran başını izleyen birçok yay burcu izleyicim şunu diyorlar bana. Ay Zeynep, ben geçen haftalarda neler öğrendim. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de hedeflerinizi tutturmakla ilgili hiçbir zorluğunuz yok. Eğer eğitim almak ya da bu döngüde bir takım sınavlara girmeyi düşünen bir yay burcuysanız kesinlikle kaçırmayın bu döngüyü. Şubat döngüsü matematik döngüsüdür. Alacak verecek sevdasından çıkar. Bilakis hayatımızı toparlarız. Siz de bunu kullanın lütfen. Sevgili oğlak burçları,
Şubat'ta oğlaklar temkinli. E şimdi niye temkinli derseniz, Şubat'ta oğlakların temkinli olması için evinde iki tane misafiri var. Hem Venüs var. Venüs biliyorsunuz oğlak burcuna biraz zararlı da çalışıyor. E dolayısıyla döndüğümüzde yani konum olarak 8. evde birazcık etkisi serttir. Dolayısıyla da hem Venüs hem Merkür, hem Merkür gerilemesinin oğlakta yaşanmasını göz önünde bulundurursak Şubat'ta temkinli başlıyor. Ama 20 Şubat'tan sonra değil temkin. Bilakis liderliğini ortaya koyabilecek. Ve aynı zamanda Şubat'ta en çok kazanan, parasını kazanıp koruyan da Oğlak Burcu olacak. Çünkü o zaten 2009'daki deneyimleri yaşadığını bu döngüde biliyor olacak. Dolayısıyla geldik Kova burçlarına. Sevgili kovalar, Güneş burcunuzda hareket ediyor. Dönem sizin döneminiz. Ekran başında izleyicilerimden bugünlerde Kova burcuyum. Ya yarın ya bugün ya dün doğum günümü kutluyorum diyorsanız size nice yaşlar diliyorum. Ve şu küçük bilgiyi paylaşacağım. Doğum günü dönemlerimizde kendimizi iyi hissetmeyiz. Bunu da çevresel zannederiz. Hayır, bilakis astrolojik olarak bunun baskı bir, psikolojik bir baskılı bir dönem olduğunu da unutmayın. Yani Güneş'le Güneş kavuşurken dolayısıyla biraz Kova burçları sıkıntılı olabilir. Yani doğum günümü kutladığımda her burç biraz sıkıntı mı yaşar? Ruhsal olarak biraz yorgunluk yaşar. Çünkü Güneş kavuşumu vardır. Burada unutmayın. Sevgili Kova burçları, Şubat ayındaki konseptiniz gök kubbe tarafından huzurlu olduğunuzu iddia ediyor. İlişkim, düzenim, param, gelirim, giderim belli. Ben artık bir şükredeyim diyor olacaksınız. Ve 20 Şubat'a kadar Güneş size eşlik ederken inanılmaz haberler de alacaksınız. Hayal ettiğiniz birçok şey bu döngüde ortaya koyabileceksiniz. Unutmayın 8'inde gerçekleşecek burcunuzda da bir yeni ay var. Sizi yukarı taşıyor, yukarı. Dolayısıyla sakın ha bugünlerde küçük olaylara takılıp da bugünlerin kıymetini bilmemezlik etmeyin. Sevgili balık burçları, Şubat ayındaki gökyüzünün size belirlediği konsepte ise kafası biraz karışık olacak diyoruz ama şimdi niye bu böyle oldu demeyin. Bakın hep savunma yapıyor gibi hissediyorum kendimi. Kolay da değil. Çünkü elle tutulan, gözle görülen bir bilgi vermiyorum size. Ama hesap kitaplarda birazcık bir ile bir geri var. Sizin döneminiz 20 Şubat'ta başlayacak. Ben de onunla ilgili size çok önemli bilgiler aktaracağım. Zaten 20 Şubat'tan sonra 9 Mart'taki tutulmanın etkisi başlayacak. Sizin döneminiz orada başlarken biz biraz zorlanacağız. Size bu küçük bilgiyi ben şimdiden veriyorum. Ama kafanızın karışık geçmemesini, yanlış yapmak istemiyorsanız ne yapın? Özellikle 10 Şubat'a kadar biraz bekleyin. Bir gökyüzündeki bir tekrar bir yeni ayı görelim, hissedelim. Aynı zamanda 20 Şubat'tan sonra 7. evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay da Başak'ta gerçekleşecek. Hemen bu konsepti de anlatayım. Biraz yaralarımızı konuşacağız. Bu aralar ekran başında izleyicilerimden. Ayrıca Başak ve Balık burcuyum ben. Bu aralar ruhsal olarak kendimi ağır hissediyorum, çok eleştiriyorum diyorsanız gök kubbede Jüpiter'le Kuzey Ay düğümü kavuşumu var. Ay şimdi bu ne demek diyorsanız hemen anlatayım. Kuzey Ay düğümleri kaderi anlatır. Jüpiter'de genişletir. Çok önemli aslında kararlar veriyorsunuz. Ben kimle evliyim? Kimle ortaklık yapıyorum? Ben burada ne yapıyorum gibi soruları siz kendinize soracak olabilirsiniz. Ama döneminiz bu karışıklıktan sonra başlıyor 20 Şubat'ta, sakın unutmayın. Enleri konuştuk, öyle değil mi? Eğer bununla ilgili detaylar arıyorsanız ben uzun uzun gerçekten boş durmadım. Ocak ayında çılgınlar gibi ekibimle çalıştım. Buradan Yasemin'e teşekkür ediyorum. Enleri konuştuğumuzu, aylıkların da özellikle bu geceden itibaren karşınıza çıkacağını anlatıyorum ve haftaya anlatıyorum. Konu biter mi gök kubbede? Saniye geçiyor, zaman geçiyor ama hep bir açı var, hep bir transit var, hep bir etkisi var. Sevgili koç burçları, sevgili koç burçları, Şubat ayının ilk haftasında ben ne yaşayacağım, ne olacak diyorsanız takdir edersiniz ki yüzleşmeyle başlıyorsunuz. Evinizde misafir ettiğiniz 2018'e kadar misafir edeceğiniz Uranüs sizi gerçekten azim katıyor. 2011-2018 arası zaten bütün koç burçlarının hayatı değişiyor. Peki bu haftaya baktığımızda yüzleşmeler var. Nihayetinde Uranüs rahat duran bir gezegen değil. Güneş de onun burcunda hareket ediyor. Şimdi ne yapıyoruz? Yüzleşmelerle baş ederken birazcık hafta geneline başlarken özellikle pazartesinden itibaren de dikkat ediyoruz. Çarşamba günü burcunuzda hareket eden Uranüs aile trine yapıyor. İşte ben haklıyım diyeceğiniz sözleri o gün söyleyeceksiniz. Ben haklıydım, benim dediğim oldu diyebileceksiniz. Öncelikle bu hafta sonu Uranüs çarşamba günü trine yaptığında insanlar ilişkilerinizde
özen gösterirken size de kimin özen gösterdiğini de göreceksiniz. Bakın dünya ilişkiler üzerine kurulu. Siz kime özen gösteriyorsanız karşılığını pazartesi alamayabilirsiniz ve tereddüte düşebilirsiniz ama çarşamba günü tam anlamıyla görecek ve alacaksınız. Yani yüzleşirken birilerini kaybedebilirsiniz. Sevgili boğa burçları, burada mısınız? Beni izliyor musunuz? Yükseleniniz boğa. Yükseleni boğa olanlar da buradaysa hemen anlatayım. Bu hafta etrafınızdakilerle konuşurken özellikle konuşmalarda kafanız karışabilir. Şimdi bunun da en anlamlı açıklaması Mars birazcık savaşçı bir gezegendir. Bu da 7. evinizde misafir. Ne yapmaya çalışıyor bu yahu diyebilirsiniz. Uranüs koç gözlemlerken sizse diyorsunuz ki benim kafamı karıştıran olaylar yaşanıyor diyorsunuz. Çünkü unutmayın siz toprağın sabitisiniz ve siz de ketumsunuz. İnsanlar sizin davrandığınız gibi size davranabilir. Dolayısıyla çünkü Mars'ta hala karşıtlık yapanı konuştuk. Sonrasında ise en benim için anlamlı günü konuşacak olursanız derseniz hemen söylüyorum çarşamba günü. Çarşamba günü ay karşıt burcunuza geçecek. Karşıt burcunuza geçtiğinde diyeceksiniz ki evet. İletişimle ilgili problem yaşadığım, özellikle ilişkimle ilgili küsüz ayrıyız diyenler için de ayrıca fırsatlarla dolu. Sevgili İkizler Burcu, kendinizle daha çok ilgileneceğiniz bir haftaya başlıyorsunuz. Hazır mısınız? Çünkü karşıt burcunuzda hareket eden Satürn bu haftanın ortasında Güneş ile etkileşime geçiyor. Bir yandan kendinizle ilgili kritik kararlar alacaksınız, bir yandan da para konusunda harcamalarınızı abartacaksınız. Enteresan bir hafta sizin için. Yönetmek için detayları Tweet Burç'tan mutlaka okuyun derim. Sevgili Yengeç Burçları burada mısınız? Yengeç bu hafta ikili ilişkilerinde olgun bir rol üstlenecek. Gök kubbe birazcık oğlakta akıyor. Bunu söylemiştim az önce de. Dolayısıyla olgunluğunuz, toparlayıcılığınız, anaçlığınız hiç olmadığı kadar ortaya çıktı. Dönüp baktığımızda çarşamba günü Mars-Plüton arasındaki olumlu transit hedeflerinize odaklanmadı. Örneğin iş değiştirmek istiyorum, yöneticimle konuşacağım. Ya da yatırım yapmalıyım. Ya da benim biraz hukuksal problemlerim var, Zeynep Hanım hukukçumla konuşacağım diyorsanız, tazminat veya miras gibi davalarda işte bu döngüde çözebilirsiniz derim. Peki sevgili aslan burçları, bu hafta sorun yaratan insanlara daha toleransınız azalıyor. Biraz aslan öfkeli çıktı galiba bu hafta. Çünkü dördüncü evinizde hala Mars'ın hareket ettiğini içim içime sığmıyor yahu. Artık insanları idare ederken pek bir sabrım kalmadı diyeceğiniz bir haftadasınız. Ama dikkat etmeniz gereken gün ise Perşembe günü etrafınızdaki insanları organize edip programlarken hiç olmadık bilgileri ve sırlarınızı ve gelecek planlarınızı anlatabilirsiniz. Perşembe günü birazcık burayı sıkı tutuyoruz. Sevgili Başak Burçları. Bu hafta çevrenizdeki insanlarla sorunlarınızı çözebilirsiniz. Ah nihayet ay düğümü, Jüpiter sizin burcunuza baskı yaparken hayati kararlar alıyorsunuz. Seni çok seviyorum ama bu işin böyle yürümesini istemiyorum diyen sevgili başaklar, yükseleni başak olanlar, haritasında başak olanlar. Çok kıymetli kararlar aldığınız kaderi olaylardan geçiyorsunuz. Ben artık vazgeçtim. Bunu kökten çözeceğim. Ben bu işi artık bırakıyorum. Bu sektörden çekiliyorum. Bu iş yerini kapatıyorum gibi kararları bu döngüde alabilirsiniz. Size tavsiyem sevgili başaklar durun. Bekleyin, biraz daha sabredin, siz sabır burcusunuz diyebilirim ve bunu da çözeceğiniz bir hafta, içinizi ısıtan bir yerin geldiği hafta bu hafta olabilir. Sevgili teraziler, teknoloji araçları ile ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Telefonunuza dikkat edin, yedeğine dikkat edin, bilgisayarınıza dikkat edin. Arabanızın eğer aksanı elektronik ise buraya da dikkat edin. Aman açık bırakmayın bir yerleri çünkü bu aralar teknoloji sizin elinizde kalabilir. Sevgili teraziler, kameraman arkadaşım iyi tut bak sıkıntı var diyor gök kubbe. Peki çarşamba günü ne olacak? Ay Uranüs 120 ile size fırsatlar sunuyor. Ya hiç konuşmadığım biriyle konuştum, iletişim kurdum. O beni aradı. Ya yaptığı hataya geldi yıllar sonra ya da günler sonra getirdi önüme koydu ve anlattı diyor da olacaksınız. İnsanlar size yaptıklarını toplarken teknoloji sizi toparlamıyor olabilir. Sevgili akrep burçları bu hafta eskiden görüştüğünüz insanlar yeniden hayatınıza girebilir. Mars burcunuzda hareket ediyor. Savaş, yönetici, liderlik. Ben demiştim. O kelime size ait biliyorsunuz değil mi? Ben de hiç sevmem bu arada. Ben demiştim. En çok siz söylüyorsunuz. Ve dolayısıyla
yönetmenim de kulağıma söylüyor. Akrep burçları dikkatimde aldıysa sorumlusu Sertaç. Buradan da hemen ifşa ediyorum. Sevgili akrep burçları, sizin için ben demiştim kelimesini çok söyleyeceğiniz bir hafta karşınızda. Ama lütfen geçmişteki insanlar karşınıza gelirken burada yapmanız gereken tek şey birazcık bu sözü ağzınızdan ve günden oradan bir uzaklaştırın. Kimse ben demiştimden inanın hoşlanmıyor. Benim size kocaman bir tavsiyem, hafta genelinde anlatmam gerekense Mars Plüton ile olumlu transitler yapıyor. Eğer bir şey satmak istiyorsanız ya da örneğin bir araba almak istiyorum, yatırım yapmak istiyorum ya da kredi çekmek istiyorum diyorsanız doğru bir haftadasınız. Sevgili yay burçları, bu hafta size yardımcı olacak insanlarla karşılaşabilirsiniz. Oh gök kubbe benim elimden tutuyor diyorsanız evet işte burada. Bir verir, bir alır pardon, bin verir. İşte yay burcu bu döngüden geçiyorsunuz. Çünkü Satürn unutmayın size neye benzetmiştim? Soğana benzetmiştim. Zarar olabilir ama yararını bilmiyorsunuz ki, görmediniz ki. İşte bu haftada size yardımcı olacak insanları veriyor. Ah bu beni toparladı, çözdü. Yöneticimle aram zaten bozuktu. Bu destek bana iyi geldi diyeceksiniz. Sevgili oğlaklar, bu hafta sosyal yaşamınız hareketleniyor. Hani küsmüştünüz ya yılın son günlerinde, Aralık'ta, Ocak'ta birazcık yorgun geçmiştiniz. Herkesin eli eteği çekmiştiniz. Ay ben kimseyle konuşamayacağım. Tahammülüm yok, tahammülüm de bitti demiştiniz ya. Şimdi sosyalleşiyorsunuz. Biraz yumuşuyorsunuz, sakinleşiyorsunuz. Burcunuzda geri giden Merkür artık bitti. Rahatlıyorsunuz. Ve bunu da en netini Güneş Kova'da gezinirken hissedeceksiniz. Şubat ayı size sosyallik, hareketlilik veriyor ve dostlarla İlişkilerinizi güçlendireceksiniz. Sevgili kovalar, Güneş Kova'da daha ne olsun? Kovaların döngüsü pek mi seviyorum? O geleceğin burcu. Çünkü o bize buluyor, getiriyor, biz öğreniyoruz. Dolayısıyla bu hafta alacağınız kararlar uzun soluklu olacak. Tıpkı Başak'la balık gibi. Hayati kararlar alıyorsunuz. Güneş burcunuzda hareket ediyor. Kendinizi yeniden var ediyor gibi düşünün. Yeniden yapılandırıyorsunuz, yeniden düzenliyorsunuz. Mars kariyer evinizde etkiliyor. İş değiştirebilirsiniz, iş teklifi alabilirsiniz. Çok önceden konuşmuştum, aklımda kalmış beni arada gibi telefonları işte bu hafta alabilirsiniz. Sevgili balıklar, bu hafta arkadaşlık ilişkileriniz güçleniyor. Ay düğümü bizi yoruyor sevgili balıklar, sevgili başaklar. Güneş Jüpiter, Başak da hareket ederken burada balık burçlarının da çok önemli duygu durumları düşüyor. Bir yükseliyor, bir iniyor. Biraz konuşmaya ihtiyacınız oldu. Latife yapmaya ihtiyacınız duyduğunuz günlerden geçiyorsunuz. Dolayısıyla dostlarla ilişkileriniz, sosyalliğiniz artıyor. Yalnızım diyen balık burçlarıysanız, dönemsel olarak baktığımızda kaderse, kader yazılıp önümüze geliyorsa sevgili balık burçları, kaderinizi belirleyen hayat arkadaşlarınızla da bu dönemde tanışabilirsiniz. Efendim ben cumartesi pazar günü sabah saatlerinde ekranlarda sizinle olmaya çalışıyorum. Buradan sizin görmediğiniz ekibime teşekkür ediyorum. Bana eşlik ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Şubat ayınızın güzel geçmesini diliyorum. Unutmayın, gök kubbe bir alırsa bin verir, bunu unutmayın. Her zamanki sözümle vicdanınız pusulanız olsun. Şimdiden gümbür gümbür hafta sizi bekliyor. İyi haftalar, iyi aylar diliyorum.